Şimdi Honda'nın yeni modeli CB250R bugün satışa sunuldu ve aynı zamanda Esengül Honda bayindeyiz. Bugün burada test sürüşüne açıldığı şu model test bike yazan. Bugün burada hem müşteriler hem de bizim gibi vlog çekenler, işte YouTube'a video atanlar ya da vlog yazanlar buraya geldiler. Biz de biraz önce kullandık ama çok böyle sıkışık bir zamanımız var burada. Çünkü 15 dakika bir test sürüşümüz var. Malum randevular da var ve ilgi çok bu motora. Çünkü yıllardır Naked'da, küçük seride Duke hep bir ön plandaydı. Honda CBR'ı bitirip CB'yi yapınca Duke'a tam anlamıyla rakip bir motosiklet yapmış. Bakalım nasıl olmuş. Evet, çok istenen motorlardan biri olan CB250R'la beraberiz. Kardeşi ülkemize biraz daha önce girmişti, birkaç ay önceden. Bu da bugün 12 Mayıs'ta test sürüşüne açılan CB250R modeli. Şu an kendisinin üzerindeyim. Oo, burada biraz trafiğimiz var. Buradan kaçmamız lazım. Bakalım trafikte nasılmış CB250R. Ok Meydanı'nda cumartesi gününde biraz trafikli bir saate denk geldik. Ama CB, vay vay vay, CB250'nin tepkileri güzel. Şuradan kurtulup anlatmak lazım. Kurtulmadan da anlatabilirim, her şeyi yapabilirim. Şimdi Honda ne yaptı? 2008-2009'dan beri CBR250, CBR125'i üretiyor. Küçük CC Racing de diyelim. Aslında tam da racing gibi değil. CBR'lar her zaman biraz böyle touring'e de kaçan bir VFR'den alınma tasarımlarıyla bilinen. Ayrıca oturuş pozisyonu olarak da ne bileyim bir R125 olmayan, bir GT250 kadar agresif olmayan motosikletler üretti. 10 yıla yakın. Ta ki bu sene bu fuara kadar. Bu fuarda dedi ki biz artık CBR'ı yapmıyoruz. E ne oldu bu sefer? Honda neyle çıkacak diye merak ederken karşımıza CB serisiyle çıktı, bu Neo Retro tasarımıyla. CBR'deki R'yi sona attı ve bize dedi ki buyurun size CB125, CB250R serisiyle karşınızdayız. Tabii bir merak oluştu içimizde, herkesin içinde olduğu gibi. Ne olacak, ne biçek, bu motor nasıl olacak derken. Bir de ümitlerimiz 250RR yönündeydi herkesin bence. Çünkü 250RR ilk duyurulduğunda çift silindir. Honda'nın küçük CC'de bir çift silindir olması hem Honda severleri hem motosiklet severleri heyecanlandırmıştı. Gel gelelim. Bu konuda biraz hüsrana uğradık çünkü bindiğim motor CB250R dediğim gibi ve bu motor CBR250R'la aynı motor bloğunu paylaşıyor. Yani o 27 küsür beygir ve 23.3 Nm üreten motor bloğuyla aynı motora sahip. Dolayısıyla özellikler, gidiş, ses bayağı bir benziyor. Ha ne var? Çok daha kıvrak olmuş CBR250'ye göre. Daha hakimsiniz, gidon daha dar. Gösterge, tabi TFT ekran görenler için gösterge biraz soru işareti haline gelebilir. Bu siyah beyaz ekrana bazı Honda severler alışkındır. NC'nin ekranıyla çok yakın bir ekrana sahip. Depomuz birazcık küçülmüş. Benzin depomuz normalde 13 küsür litreydi CBR250'de. Bu motorda 10.1 litre gibi bir değerle karşılaşıyoruz. Bir de bir hoşunuza gidecek bir detay daha var bence bu motorda. Normalde CBR250 110-140 lastik ölçülerine sahipti. Önde 110, arkada 140. Bu motorda arkada 150 var abi. Dolayısıyla arka lastiği kalın seviyor bizim millet. Çünkü daha heybetli duruyor motor. Ben de buna katılıyorum. CBR125'te mesela 130 gerçekten çok cılız duruyor motosiklet. Ama bu 150 güzel olmuş. Şimdi size inince şöyle bir gösteririm. Bu butonlar alıştığımız Honda butonları. Tartışılan korna ve sinyal yer değişimi. İşte selektör, uzun kısa far açılış, buradaki enjeksiyon açılışı, marş butonu falan, bunlar alıştığımız göstergeler. Burada da NC'den alışkın olduğumuz bir gösterge var. Buradan triplerimiz, total kilometremiz, odometremiz görülüyor. Gene setuplarımız var. O da bize averaj ortalama kaç yaktığımızı gösteriyor. Şu an test sürüşünde olduğu için bu motor 4.1 litre yakmış ama tahminim bunun 3 civarları olacağı şeklinde. E tabi Euro Muro işleri girince işin içine bir de ABS durumları falan eklenmiş. Böyle tatlı mı tatlı minik bir motor olmuş. Birazcık, hatta bayağı bir KTM'i andıran, direkt KTM'in rakibi olabilecek bir motor olmuş. Çok affedersiniz, şöyle biraz apaçilik yaparaktan aradan sıyrılıyorum. Şanzımanı sanki bir tık daha iyi olmuş gibi hissettiriyor. Normalde CBR250'nin şanzımanı biraz daha kemikliydi diye hatırlıyorum. Ama tabii benim de o motoru kullanmamın üzerinden nereden baksanız bir 4 yıla yakın süre geçti. Orada biraz trafiğimiz var ama. Motor tam bir city bike olmuş biliyorsunuz. CBR'ın açılımı city bike racing'dir. Bu tam bir city bike olmuş. Böyle trafikte hop kaçayım, arana manevraları, hızlı kaçışları güzel bir motor. Şurada hatta bir ufak gaz açarız. Daha hafif tabii, bir de öyle bir durum var. 145 kilo boş ağırlığı. Tahminim
Islak ağırlığı da 10 litre benzin deposu, işte 5 litreye yakında hidrolik sıvıları ıvırı zıvırı falan filan derken tahminim 160 kiloya yakın bir değer elde ettiği yönünde. Aynalar, bu da bir Honda klasiği gibi ama aynalar güzel. Arka çatır çutur görünüyor. Yani arkamı göremedim. İşte omzumdan sıyrıldı, yok bakamadım. Çok ince ya da işte çok dar kalmış falan gibi bir görüş sahibi olmuyorsunuz. Polina'ya geri gelmeden biz buradan bir zıplayalım. Çünkü şöyle bir şey var aynalarda. Bu motoru kullanacak adam bu motoru çok yüksek ihtimalle ikinci motoru olarak kullanacak. Bu motoru alan adam bu aynalarla mutlu olur. Hah, fiyat abi, en çok merak edilen şeylerden biri fiyat. Honda bu motora 22.600 lira lansman fiyatı biçmiş. Bir zam şaşırtmayabilir. Çünkü R25'te de daha önce gördük bunu. Hemen bir lansman fiyatı arkasından 1000 lira, 1500 lira, 750 lira bir zam. Şaşırtmasın. Biraz açtığınız zaman da şöyle bir gidişatı var. Çok tabii. Aynı motoru biliyor. CBR'la çok aynı tepkileri veriyor. Eski bir CBR kullanıcısı olarak söylüyorum. Tabii bu yakıt göstergesi buraya konmuş, güzel olmuş. Şu tarafta çok pardon. Burada ısı, hararet, neler olmuş, neler bitmiş. Kilometre saatte bunların, keşke TFT ekranı olsa, daha renkli resimli olsa ama ne kadar, biraz daha fazlasını beklesek de. Şimdi bu sapaktan girecektik. İşte kornayı anladınız mı? Normalde sinyale basayım derken böyle kornaya basıyorsunuz. Honda'nın da bu değişikliği yaptığından beri tartışılan bir motoru. Böyle CB250'nin ilk izlenimleri bunlardı. Güzel abi, tasarımı daha güzel. Yani şey, CBR250'yi çok anımsatıyor. Egzozu falan güzel, sinyalleri güzel. Şey, direkt KTM'in rakibi olmuş ya. Tabii direkt Duke'un tarzı, tepkileri falan çok Duke'a benziyor. İşte Scrambler biraz andırıyor ön taraf. Aslında var da fark tasarı. Aynen. İşte ondan sonra ABS tabii geldi. Euro 4'e uydu falan. Böyle bir motor olmuş. Lastiklerde Dunlop'la geliyormuş. Aynen. Ha bak, güzel konu. Normalde biz IRC'ye alıştık Honda'da. Burada bir sürpriz olmuş. Bir tık daha iyisi. Dunlop yapmışlar. Şu eskiden IRC'yi aldım. Öyle oldu, böyle oldu. Yok işte kaydı. Ya bu naylonla geliyor falandan. Bir tık daha iyi. Yani yine ideali değil bence ama bir tık daha iyi. Tebrik ediyoruz. Şimdi test sürüşümüz biraz dar olunca vaktimiz, dedik ki motorun başında birazcık daha bir şeylerden bahsedelim. Şimdi tasarıma bakınca alıştığımız bir VFR çizgisi var Honda'da. Yıllardır CBR'de gördüğümüz o VFR'den alınma VFR. Bundan sıkılmıştı Honda müşterileri. Bu tasarım bu işi birazcık değiştirmiş. Bu yeni gelen yuvarlak kafa tasarımı, beyaz farlar biraz daha böyle teknolojiye, Honda'nın geldiğini daha iyi hissettirmiş. Sonrasında ne görüyoruz abi? Bir de kullanırken şunu söylemedim ama bunu fark etmiştim. Sele birazcık sert abi, yani... Bir kütüklük durumumuz hafiften var. Bir de artı sele kısmımız var. Bu sele CBR250'ye göre biraz daha büyük. Ama yani baktığın zaman geniş, gene sert. Yani iki tarafta burada sert. Kullanan insanların konfor odaklıysa bu motorda, bence bir tık burada geri kalıyor bu motor. Hani mesela bunun rakibi kim? Duke desek. Duke biraz daha rahat. Sonrasında ilk dikkatimizi çeken neler oluyor? Aynalardan sürüşte bahsetmiştik. Gel arka tasarıma bakalım abi. Bahsettiğim 150'lik lastik bu. Bir bakarsan aşağıya. Oo Beran Bey. 150'lik lastik ne yapmış abi? Bu motorun duruşunu bir tık daha irileştirmiş. Çünkü motor genelde baktığınız zaman birazcık ufak. Şimdi bizim gibi motosiklet kullanıcıları ne seviyor? İri motor seviyoruz. Yani hacim küçük de olsa bizim için birazcık önemli olan motorun iri olması oluyor. Genelde kullanıcı yorumu bu şekilde. Bu motor birazcık ufak. Bunu biraz telafi eden kısmı lastik kısmı. 150'lik lastik bahsettiğim gibi bu motorun duruşunu arka taraftan irileştirmiş. Bir de bu plakalık tasarımı. Normalde CBR'larda görmezdik böyle bir tasarım. CF'de keza bunun gibi bir şeye denk gelmiştik. Egzoz bir ilginç. CBR 250 ilk egzozu değiştirdiği zaman 2011-2012'deki modellere baktığınız zaman siyah bir egzoz koruma görürsünüz. Sonrasında CBR 250 kullanıcıları hep şey diyordu. Bu zamanla böyle sararıyor, hoşumuza gitmiyor falan derdi. Bu egzoz tasarımı kimi sever kimi sevmez, daha iri, daha tok ve daha geniş. Bir de bu dış koruma daha şık olmuş bence. Bir de Honda'da görmeye alışık olduğumuz fren kaliperleri Nissin var. Nissinler güzel. Yani biz bir iki ufak orada denedik. Motorun hakimiyeti de CBR'lara göre daha yüksek olduğu için frenler güzel çalışıyor. Onu beğendik. Dunlop lastikler bilmiyorum. Tercihe göre değiştirilebilir. Yani IRC'den daha iyi olduğuna kesinlikle katılıyorum. Ama tabii bir de ekstra ne var? Şimdi CBR Euro 3 uyumluydu. Bu Euro 4 uyumlu. Dolayısıyla aslında ucundan alakası olsa da bir de tabii herkesin aradığı özelliklerden biri olan ABS var bu frenlerde. Bu da bir artı tabii. Bunu da sürüşte ekleyemediğimiz için şöyle bir ek video çekelim dedik. Evet, kusura bakmayın. Birazcık kısa bir video oldu ama malum burası birazcık kalabalık ve test etmek isteyen bir sürü motosiklet kullanıcısı var burada. Biz de onları da engellememek adına kısa bir test sürüş videosu yapıp döndük. Umarım bu motoru daha böyle detaylı incelemeye alabiliriz. Bana sorarsanız... Sen mükemmel bir adamsın ya. Tabii gel hep korna çal benim videolarımda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.